fine. Merhabalar değerli gönlü güzel dostlar. Abbas yolcu. Yeni arabada açılış yaptık değil mi? Her zaman mutfakta yapacak halimiz yok da Selma. Açsın arabada yapalım. Değil mi? Gönül dostları. Sabah sabah nereye gidiyor bizim bunlar diyorsunuz. Bizimkiler diyorsunuz. Normalde Selma evde dışarı çıkmaz. Ne yapıyor? Vallahi bizim burada daha saat erken 12. 12'de biz çıktık yola. Biz sıra yolu tuttuk gönül dostları. Evet, hadi gelin sıra yolculuğu yapıyoruz. Vallahi sıra yolculuğu gibi olduk. Sularımızı aldık, yanımıza azıklarımızı aldık. 2 saatlik yol için. Nereye gidiyoruz? Hamburg'a gidiyoruz. Hazır kızlar da evdeyken Sudenaz'ı bulup az kaldı. Bitti bitecek tatili. Tuğçe'nin de varmış. 1-2 günlüktü. Bayram için almıştı. Ondan sonra bugün de bayramın son günü efendim. Tekrardan iyi bayramlar, hayırlı bayramlarınız olsun. Sağlıklı sıhhatli ailenizde nice geçirdiğiniz en güzel bayramlar ve tekrarlarını torunlarınızla yaşayacağınız kız en güzeli değil mi? Durun sizi beddua ediyor. Torunlarınızla, ailenizle mus mutlu bayramlarınız olsun. Gönlü güzel dostlar. Sağlıklı, sıhhatli en önemlisi. İşte böyle kızlar. Biz de dedik hadi ne yapalım, ne yapalım. Dün kaç gündür de istiyorduk, ikinci gün istiyorduk. Nasip olmadı. Ercan'ın işi çıktı. İş yerinden çağırdılar oraya gidince. Bizim planlar yatmıştı. Bugünkü de spontan mı diyemiyorum da kız. Spontan. Spontan oldu. Hadi dedim. Çıkalım. Tuğçe de ısrar edince. Şimdi Hamburg'a doğru gidiyoruz. Bizim ama, burada her zamanki gibi yağmur. Tamam ben gidecektim ama maalesef yine yağmura denk geldik. Yani gerçi kaç gündür yağıyor da. Yani yine yağmur. Bak inşallah sevk alırız. İnşallah. İnşallah Hamburg'da yağmur yoktur. Baktık da VT'ye şey hava durumuna. Orada 18 derece gösteriyor havayı da. Yine ben şöyle kızlardan bir tane kazak çaldım. Sude'nin kazağını çaldım. Kızım dedim üşürüm. Sen ele verdi bir tane giyeyim. Yoksa ince bir şey gömlek falan giydiydim. Anacığım bu senin değil mi? Yok Sude'den çaldım. Ama hırsız Selma. Hırsızlık yaptım. Hemen polis amcayı arayacağım. Ara. Ne olacak? Sude davacı olmadığı sürece bir şey olmaz. Zaten tembih diyor. Aman anne leke olmasın. Aman ha diyor. Yırtıp ne itme. Benim uyum kötü lap diye bir yere dakarım. O yüzden çok atıyorum böyle. Yemek yerken üstüne dökme. Yemek yerken üstüne dökme. Çocukların elinde. Kurtlar kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş diye bir laf var ya. Aynı onun hesabı. Tembihlenerek kıyafet giyiyor. Zayıflasam bunların çok kıyafeti var. Çok araklarım da. Hep onlar benden alacak diye biraz da ben onlardan alayım. İşte zayıflayamıyor. Eskiden öyleydi. Evet. Çocuklar dolabınızı kilitleyin sizin. Ama daha kiloluyum. Zayıflamam lazım onlardan çalabilmem için değil mi? Araklamam için. Şöyle bir 20 kilo versem o zaman kızlarla yarışırım. Ama da Selma kız senin hiç kaderin yok kız. Niye? Ulan sen sokağa ne zaman çıksan yağmur yağıyor. Ne güzel işte bereket ver. Ne güzel. O tamam iyi. Kadersiz yani. Olmuyor ki. Bakın canla. Bayağı yağıyor da siz arabada net görmüyorsunuz. Geçtiğine geçtiğinden belli zaten hayatım. Onlardan belli. Şu telefonu da bir türlü ayarlayamadık arkadaşlar. Koca 11 ayın sultanı da bitti gönül dostları. Bitti vallahi. Oruç bitti. Bakın oruç. Hiçbir şey oruç geliyor dedik. Oruç geldi. Bu bir ay biter mi dedik. Bir ay geçti. Bayram geliyor dedik. O da bayram bitti. Da geçti. Yani. Kış geldi çünkü. Bir yaz gelsin. Dur kızım yaz gelsin. Bir yaz şey yalandan olsun şu yalan güneşi bir görek yavrum. Talha yazı mı seviyorsun kışı mı? Gelmiş Talha için. Uyku yalamadı Talha. Baksa gece akşam işte sabaha ya. Kadar hadi anne gidiyoruz mu gitmiyoruz mu gidiyoruz mu sabaha kadar. Ercan dedi ki oğlum bak senin yüzünden uykusuz kalıyor git yat sen. Ondan sonra zor güç uyuttuk sabah kalkmaya biraz sokrandı sonra neyse kalktı.
Şimdi de uykusu varmış. Sude dedi ki hadi diyor geri dönelim diyor. Anam hepsi bir arada. Yok gidelim gidelim. Bir tek enerjik maşallah Tuğçe. Tuğçe'nin valla şeyine hayran kalıyorum ben. Yaşam savaşına hayran kalıyorum. Babası gibi o. Tuğçe aynı Ercan gibi. Hiçbir zorla şey yapmıyor. Hemen şimdi kes soralım. Etmiyor. Hemen soralım. Neden? Neden? Kızım burcun ne? Aslan. Benim burcum ne? Aslan. Safiye abla bak gördün mü aslan burçları savaşçı olur, güçlü olur. Ne sen de öyle ol. Selma, Sabriye. Sabriye. Tamam ben de Sabriye dedim. Sabriye bacım. Sen ne diyorsun her zaman? Burçlar enerjik olur, iyi olur, aslan olur. İşte biz de onlardan kız. öyle ol Sabriye ablacığım. Bazen yorumlarını okuyorum. Gerçekten üzülüyorum. Öyle düşünme. Düşünme, vallahi düşünme. Bak sen aslan burcusun. Evet. Siz her zorlu çabucak yenersiniz. Güçlüsünüz. Tamam düşün. Bak ben balık burcuyum. Valla benim kimliğimde balık. Anama kalsa Nisan doğumluyum. O da kova mı? Yok. Boğa mı oluyor? Koç mu? Boğa oluyor herhalde. Nisan doğumlular da balık olabiliyor biliyorsun değil mi? Oluyor da bilmiyorum ama annemin dediğine göre Nisan'ın 10'larında 15 böyle 15'indeymişim. Böyle bahar yağmurları yağarmış. Aman dur Selma Allah aşkına bir üçüncü ayın içinde doğum günüm var dersin. 3 gün sonra da anam beni dördüncü ayın onu da doğurdu dersin. Bir de o zaman hediye istersin. Bir ay iki doğum günü yapamam ben sana. Ben normal doğum günü bile kutlamıyorum ki hediye isteyeyim. Hiç daha bir gün aha sor çocuklarıma bir gün ağzımdan evet. Çıkmamıştır biz bile. Biz istedik yapmak istemedik. Çocuklarım yalvardılar illa anne yapalım dedi. Yok kızım git dedim. Ne gerek sanki? Değil ama işte mi? Erkek kısmı ben duramıyorum işte hediye almadan ne yapayım? Almadın ki Ercan bu doğum günümde ne aldın bana? Ya bu sene es geçtik. Anca sen Ercan'ın sadece konuşuyor arkadaşlar. Olsun. Konuşmak bedava, atmak bedava. Valla ben dilimle yat da alıyorum, kat da alıyorum, her şeyi alıyorum, her şeyi alıyorum. Ercan'ınki sadece konuşur. Anladın hatta sen? Bak ben de bir tane parfüm severim o benim. Migrenime pek şey vermiyor. Tetiklemiyor migrenimi. Yıllardır da hep onu kullanırım. O da bitti. Davidoff. Dedim ki bak dedim şu parfüm de bitti dedim. Uzundur da kullanmıyorum dedim. Hani dedim bir daha parfüm alsam mı dedim. Söyleseydin ya. Doğum bak dedim bunu. Hatta Rosman'da da gösterdim. Ercan dedi ki gel alayım. Benim ki şimdi dursun dedim. Ne de olsa doğum günüm geliyor dedim. Biri alır zannettim. Hiçbiri de almadı. Kendi de almadı. Kargoları gelmiş zaten, hanım efendim hiç bilmiyordum ha. O kızıyorum ya arkadaşlar kızıyorum. Çok güzeller ya. Ama doğru söyle. Eve gidince göstereyim gene bizim mucit Tuğçe neler sipariş vermiş teyzelere. Artık postacı bıktı her gün gelmekten siz sipariş vermekten bıktı. Bıkmadı postacının işi o her günde değişik postacı geliyor ama aynı postacı ben değil. Ben öyle diyorum kadın diyor. Bana uzun zamanları gelmedi. Tuğçe'nin kendi kargosu yani kendi dedin kendine ettiği siparişler gelmiyor hep bana ettikleri geliyormuş. Hadi ama gel, kızdım iki takım birden sipariş daha vermiş. Mı var daha Tuğçe? Ne? Daha mı var? Benimkiler evet. Bitti galiba. Benimki gelecek daha bir de çanta gelecek. Ya belki bugün gelebilir de o. Yapma kızım ya. Ya bugün gelirse de iyi de yok kızım. Yapmayın kızım ya yapmayın ya. Vallahi. Vallahi gelin geri dönelim bizim paramız cebimizde kalsın. Hiç git geçimde hamur para tutar. Allah'ın emri. Çoğulukla Talha için gidiyor. Yoksa gitmezdim. Ben çocuklarımı götürmek için gidiyorum. Ben ha Selma senden mi geliyorum? Yok gelmiyorum. Ben arabanın üstünde hava alıyorum. Ben de uykusuz. Efendim? Güzel bir restoranda yemek ye. Niye? Daha gitmeden diyor ki restoranda gidelim de yemek yiyelim. Kız güzel dünden ne yaptım biliyor musun? Kıymalı pideler yaptım. Hamurum artmıştı. Bayrama da çok güzel hazırlıklar yaptım arkadaşlar. Tatlılar yaptım. Tatlı pardonlar deyince çoğal oluyor. Ama çok güzel olmuştu gerçekten. Tatlım da güzel olmuş. Çekmedi. Yaprağımı zaten gördüğünüz sarmıştım. Artan içten kuru dolma yaptım. Hem biber hem patlıcan. Durun sayayım size. Daha neler yaptım? Poğaça yaptım. Ay poğaçam da bir güzel olmuş kızlar. Ve beyefendiler inanın o tarifi zaten bilindik bir tarif de yine sizinle paylaşayım mutlaka yapın ondan. Pamuk gibi.
Bazen güzel tutuyor, güzel oluyor lezzeti. Bazen de artık hangi kafayla yoğuruyorsak tam istediğim gibi olmuyor. Daha ne yaptım kız? Bazen poğaça mesela bir gün durduğunda böyle hafifçe ben böyle bir sertleşme oluyor. Bunda yoktu. Bunda yoktu. Bu pamuk gibiydi bu sertleşme. Yağdan, yağdan. Ben size bir yağ göstereceğim. Hamur işlerinize, tatlılarınızda, kurabiyelerinizde bu dediğim yağı kullanırsanız vallahi daha lezzetli oluyor. Ama o da çok pahalı. Pahalı ama değer yani. Eve gidince onu size göstereyim. Bakalım her şey. Anne doğuma gidiyor. Kızım ne yapacağım? Ben hiç sevmiyorum. Ama orada bizim buradaki yağ bak bitti mi? Gitmedik mi zaten? Bitti mi? Bakalım neler yapacağız? Mağazalara gireceğiz mi? Hamburg'da beraberiz. Evet canlar, biz geldik Hamburg'a da. Hamburg'un neyi meşhurdur? Trafiği. Maalesef geldik geleli daha hiç giremedik. Bekliyoruz. Trafik. Her iki dakikada bir kırmızı ışık. Malum ya, göründüğü gibi. Gerçekten ışık çok. Yandı ışık şimdi. Burası Hauptbahnhof mu? Hauptbahnhof Hamburg'un. Hauptbahnhof'undan gidiyoruz efendim, gidiyoruz. Gene bir ışıkta duracağız herhalde. Işık çok. Şey hemen bir camimiz var bakın burada. Linda Pazarı'nın yanında. Orada da çekim varmış galiba camiden çıkanlar. Hani bayram şeyi yapacaklar galiba. Röportajları. Biz de buradayız. Neredeyiz? Kuyumcu'dayız. Şöyle bir geldik. Bizim tanıdık yere de Mercan Bey. Beni zorla getirdi. Değil mi? Gelin size bakalım neler var burası. Nişan yüzükleri, evlilik yüzükleri arkadaşlar. Bey hoşunuza gider. Burada Almanya Hamburg'un sarrafçısından bakın size neler var neler. Yüzüklere bakın böyle bak. Şunlar eskiden uzay yolları vardı ya. Bende de vardı bunun şeylerinden. Şöyle bakın. Belki hoşunuza gider diye şöyle çektim. Bunlar da yüzükler efendim. Tek taşlar. Bakın şöyle. Ben de şu şeyliği beğendim. Şu tam alttan ikinci sıra var ya, o da hoşuma gitti. Diamant. Alcan Ercan. Yüzükleri mi değiştiriyoruz? Geldik bakalım. Gelin size göstereyim. Teşekkürler. Aynı şey. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne kadar bunlar abi? Şimdi şu farkı göstereyim önce sana. Bak. Ali. Bu 135. Neye baktın Ercan, daldın? Yüzükleri bakıyormuş efendim şöyle. Ben sevmem Ercan bunlardan. Bende de var. Bunları hiç sevmem. Yüzüğü sevmiyorum ben daha çok. Yani bu bundan ağır bir rakam karışmasın. Ama güzelmiş ya. Benimkiler de oturuyor kuzu gibi. Neyse canlar bakalım Ercan bana ne alacak. Can Bey bana zorla bir tane bilezik aldı. Ben dedim başka model olsun dedim. Yok dedi. Tabii Sarraf Beyefendi de sağ olsun dedi. Bu güzel, bu güzel dedi. Hem yatırım amaçlıysa dedi. Bunu tavsiye ederim dedi. Gelin ben size hangisini beğenmiştim. Kızlar ben şurada bir tane şöyle bakın şu var ya şeyle. Kelepçeli olan onu beğendim. Şu değil mi? Sarraf Beyefendi dedi ki ismini unuttum Sarraf Beyefendi koyduk. Antolya Kuyumcu diyemiyorum da. Söyledi dedi ki bence dedi bu dedi işçiliği tamam var. İşçiliği çok fazla güzel kullanabilirsiniz ama dedi bence dedi böyle yatırım amaçlı bunlar daha iyi olur dedi. Aynen. Şimdi sağ olsun. Sağ olsun benim bilezikler biraz eğrilmişti. Onları düzenledi. Şöyle bakın bayağı bir eğrilmişti. Bu da işte Ercan Bey'in bana aldığı bilezikler. Şöyleydi, gösterelim.
Efendim ne kadardı Antonio'dan diyemedim. 2200. 2200 euro 30 gram olarak. Altınlarda şimdi çeyrek altınlar ne kadar? Çeyrek altın 135 euro şu an. Tabii ki aynı. Değişiyor değil mi? Altın gramı tabii. Çıktıkça altınlarda fiyatların da. Fiyatların yükselmesine bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Ya şeyi soracaktım işte kimileri diyor hani yurt dışında altın almak değil de Türkiye'den almak daha kârlı. Onun için bir şey diyebilir misin? Şimdi şu an itibariyle zaten Türkiye'de neredeyse aynı fiyat. Çünkü Türkiye'de altına %5 civarında bir vergi koydular. Dolayısıyla Almanya'yla aynı fiyatlara geldi. Yani. Ya bunların mukayese edebilirlermiş. Avrupa'da yaşayanlar bulundukları yerde altın alsalar daha kârlı değil gayet mi? Tabii. Gayet ya tabii. Bakın hem kızlar bana kızıyorsunuz. Getirme şeyi, evet var. Hem korkusu olmuyor hem havaalanında yakalanma korkusu yok. Çıkın çıkın gelin paralarınızı altına yatın. Hadi ben nasıl takıyorum? Takamıyoruz. Sen takacaksın bunu. Bunu da düzelttik kız sağ olsun. Şu kendi bileklerimiz. Bakın bayağı bir eğrilmişti. Şu da yeni başak vurmanız. Teşekkür tamam. Ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu ne kadar oldu şimdi? Kaç gram? 30 gramda 2200 euro fiyatı şu an. 2200 euro canlar. İndirim yaptın mı bize? Tabii indirim yaptık. Evet, evet canlar. Biz Sarraf'tan çıktık. Ay şeye kızlar dedi ki şimdi gezeceğiz. Bir yere oturup yemek yiyelim mi dedik. Yok dediler anne dediler. Birer tane simit alalım. Aynı Türkiye'de oluyor ya çarşı pazar gezince. Simitler alırız. Ha öyle simit alacağız. Poğaçalar var. Benim yaptığım poğaçalarda. Evet canlar. Biz şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Işıkları bekliyoruz. Hava güzel, fena değil. Kalabalık zaten. Acayip kalabalık var arkadaşlar. Ve aşırı gürültü tamir. Biz Flensburg'u beğenmiyoruz ama Flensburg buradan bin katı yüksek. Her yerde ben bak. Beğeniyorsun. Evet canlar şimdi mağazadan çıktık. Hangi mağazaya gireceğiz bilmiyorum. Çocukları takip ediyoruz biz. Nereye girdiler? Talha da pantolon istiyor. Kızlar da buraya girdiler. Evet canlar biz gezdik, tozduk. İnanın öyle bir yorulduk. Şimdi bir yere otururduk. Ha benim çayımı çalıyor. Yeni bir yolculuk yolu çay içebilir mi? Benim kadar benim. Bizim şeyden ayrı. Evet canlar gelin bakalım. Neler, yok, günün dostlarını çağırıyorum. Gelin bakalım neler varmış ne yiyeceğiz. Sen de restoran keşfi yapalım sizinle. Şöyle bakalım burada da soslarımız var. Servis yapıyorlar. Kime bu servis? Bizim için efendim. Bakalım servis. Tertemiz. Ben her geldiğimde buraya geliyorum arkadaşlar. Bu sefer size dedim hadi bir çekeyim. Müşterilere çekmeyelim. Burada da tatlı var yemekten sonra. Yeri soğuk patlava zannedersem. Üstündeki de çikolatalı keke benziyor. Ama pirade künefe yeriz. Kulvette ne olur? Kulvette tabii Türkiye'mizde olmaz. Tabii ki olur değil mi? Patlıcan kebabı var. Adana oluyor. Ben pek bunlardan anlamıyorum ama. Kebap çeşitleri var. Şişler var. Köfteler var efendim. Tavuklar, pizzalar. Bakar mısınız? Böyle. Haşlanmış. Kuzu incik mi oluyor? Galiba onlardır. Burada da İskender hazırlıyorlar muhtemelen. Olgu pilavları. Bunlar da herhalde sos ya da çorba olarak tahmin ediyorum. Bakın bayağı da güzel işlek bir yer. Evet canlar bizim servislerden böyle parça parça geliyor tabii ki daha bir şeydir. İşte getirmişler neyse olarak. Bizansiki var bir de acılı safi oluyor, sos oluyor. Kebapçılar. Evet canlar biz daha Hamburg'dayız maalesef eve gidemedik. Çocuklar tutturdular ille Dom'a gidelim madem anne geldik, diye. Her yeri gezeceğiz. Duyuyorsunuz değil mi? Madem gelmişler her yeri gezeceklermiş. Evet canlar şimdi geldik. Bizim Flensburg'un yamağını daha büyüğü diyebilirim size. Fiyatlar gerçekten aşırı pahalı arkadaşlar. Senin dostlarını gezdirmek için buraya geldim abi. Sen kendi Talha'yı gezdirmek için. Şöyle yakından çekeyim mi? Bakın burada da Alman pastaları, Berlineleri var canlar. Şöyle bakın güzel değil mi? Şöyle bakın kızartıyorlar. Aynı bizim pişimiz gibi. Bunlar da böyle kızartıyor. Üzerine pudra şekeri. Ondan sonra da burada da böyle mandalleri var. Biliyorsunuz ben bunlardan yaparım sürekli. Kulaç herhalde çocuklar için. Ercan'ın her zaman gibi. Karnımız doydu Selma diyor. Biz yemek işini yaptık. Şimdi artık gözümüz düşmedi. Ama tatlı bir şey bulursam. Hiçbir şeye. Ben bu miydim? Bayağı kalabalık evet. Ha benimkilere bakın. Bak. Talha sana benziyor bak sinirli. Sen alayım o da. Aldın mı? Ha varmış Talha. Ha benim Talha arkadaşlar. Hiçbir şeyi memnun edemiyoruz Talha'ya. Bunlar Gülen az aynısından var alma. Bak hemen parayı çıkarmış bundan alıyor. Evin içi bundan dolu. Ama gelmez zannetmem. Hiç gelmez. Hiç yalamadı bile. Şimdi heyecan deneyecek. Paramı yattık kızlar. Şimdiden gördü olduğumuz bir yere.
Haydi hiç alamaz. Hiç hiç. Mesela şimdi ne? 2, 4, 6 oluyor mu? 8 oluyor ya, para verdik. Ve olmadı. Kalsın. Arkadaşlar heyecanlı sana dedi. Son kez de Tuğçe deneyecekmiş. Ve olmadı. Artık yeter. Hadi bakalım. Kızlar ben çıktım dışarıya. Benimkilerin daha aklı orada kaldı. Şuna bakar mısınız? Şimdi başkaları deniyor. Vay biz onu. O da alamaz. Hadi gelin alamaz. Paranıza yazık. Hadi. Ve şimdi şükür lafımı dinlediler geldiler. Çıktık. Şey de güzel aslında. Karıncağız. Kayseri'deyken biz de binerdik. Bizim Kayseri fuarımız vardı. O zaman genç bizim biliyordu. Şimdi ölmüşlerdi. Hayır bilmem. Hayır bilmem. Bakın. Valla saç başı. Beni iptal oldum. Kız iki tane de ilaç indirdim kendime. Hiç aslında iş şeyim yok. Bir de üşüyorum ben. Benimkiler üşümüyor. Hava güzel diyorlar. Yine değişik bir şeyler olursa. Aha benimkiler yine nereye girdi. Bak. Taktılar böyle yere taktılar. Çok seviyorlar ha. Şunlar da güzelmiş. Ben de seviyorum da yerinde dursun. Evde toz oluyor bunlar arkadaşlar. Atıyoruz köpe. Koydum bunları buraya. Şunlar kaldı tek. Pizzalar bunlar mıymış? Evet her zamanki yanlış Ercan Bey'in alışverişi. Merhabalar değerli gönlü güzel dostlar. Olsun be. Sıkıntı değil. Ay şöyle oturayım kız. Hadi otur yoruldun hadi yoruldun. Hiçbir şey yapmadı ha. Boynum tutmuş arkadaşlar vallahi. Ne sağa çevirebiliyorum ne sola çevirebiliyorum. Hiçbir şey yapasım yok. Dün biz sizi yağmakta bırakmıştık. Bugün ertesi günü. Tekrardan selam, sevgiler olsun kıymetli dostlar. Vallahi ben değilim. Kimsin? Benim kardeşim. Ben karımı istiyorum. Ercan, lütfen evi terk eder misin? Selma neredesin? Nereye gideyim Ercan? Gidecek kapım var. Neyse kalsın kız. Ben bir garip kelle olan dermişim. Ana bana mı diyorsun kız? Kendime diyorum ya. Hem el kelleyi de üstüne alınma. Tek dünyadaki sen misin? Senin gibi bir sürü var. Ben de kelle adaylarındanım. Baksana kafamda saçım yok. Ya canlar, yağma Hamburg beni pertimi çıkardı. Bugün de hafta sonu ya, gittik markete alışveriş yaptık. İki parça bir şeyler aldık. Ondan sonra kargolarım geldi. Kızların çeyizini hazırladık kızlar. Vallahi güzel güzel Tuğçe Hanım kendine çeyizliklerini hazırladı. Güzel bir başlık atayım değil mi kız? Neler aldı neler? Önce onu mu göstereyim? Ya da alışverişlerimi göstereyim. Önce onu göster bence. Dur önce alışverişleri gösterelim Ercan'cığım. İlla benim tersimi diyecek ha illa. Değerli dostlar iki paket bu da dökülüyor şuradan gidiyor. Normal. Aktimel'in bu içecekleri benim çocuklar çok seviyor. İki paket bundan aldık XXL'lerinde. Ama işleri dökülüyor. Aa gitti bir tanesi neyse. Olsun. Oturduğumuz yerde sayıyoruz. Ercan şu margarita pizzalardan alıyorduk ya biz hep. Sefer dedi ki gel Selma şu mozzarella'lar yeni gelmiş dedi. Bundan alalım dedi. Ben okumayacağım. Aldım. Lazımsa aldım. Ben ne yapayım? Neyse sende. Canlar. Aldi'ye de girdik. Aldi'den de Ercan sen göster. Vallahi kalham yok. Şu patateslerimiz 4 euroya mı ne almıştık? Bugün 2 euroya düşmüş 5 patates. 5 kilo olması lazım. Ercan'a dedim alalım da dedim. Koca bir tencere haşlarız. İyi oluyor. Kahvaltıya falan kavurması falan güzel oluyor. Biz severiz patatesi evet, falan. Evet 5 kilo. Kavurmasını soğanlan biberine haş salatasını falan dedim yaparız dedim hep de minik minik patates o güzel tam haşlamalıktı hemen bir tane aldım Aldi'den iki tane de çeri domates aldık değerli dostlar dün Hamburg'dan da salatalık falan aldım onları vallahi hiç çıkarmadım dünkü aldıklarımı dedim hiç uğraşamam dedim yani. Canlar iki tane de mantar aldık Lidl'den. Altılı şey dokuzlu soda aldık. Soda, bir de şu çamaşır ilacım bitmişti Lidl'de bunları gördüm. Formülün bunlar da o 9 euro muydu? Evet 9. İndirimdeydi ya %30 indirimi vardı. Hadi dedim. He bir tane de dedim bulaşık ilacı çamaşır ilacı aldım. Bir tane maya aldım. Ha bir tane yumuşatıcı. Bize aha bunlar anca yetiyor değerli dostlar. Yumuşatıcı değil. El yıkama ilacı kabın içinde bitmişti. Ne bileyim sen ne yap? Bu mandalliler çok güzel oluyor. Kokusu da güzel oluyor. Bitiyor kız 2 hafta yetmiyor bana. Evi ben geçineceğim ben bunu bulaşık şey çamaşır makinesi diye oraya dökerim. diye. Ercan oradan çıkar şahs. Tamam al sen göster şahs. Bizim oğlana bir tane Kinder Tüngü'yü aldık. İki çeşit tuz aldık bilmiyorum ne yapalım. Ben ucuz tuzdan aldım. Ercan birazcık daha pahalı. Bu 75 cent bu 30 cent. İkisi de aynı işlemi görüyor. Ercan inat etti bundan aldı. Ben inat ettim ucuzunu aldım. Elma aldım bir tane kız böyle markete girince canım elma istiyor eve gelince de kenarda yatıyor. Kürsüyor. Abi orada bile vardı ha.
Bir tane tavuk tozu aldım, kalmamıştı. Bir tane paprika aldım. Baharat almam lazım. Bunları Lidl'den aldım. Canlar şu sirke, banyolar için bu edişaft, demirler için kireçlere falan çok iyi geliyor. Temizliklere kullanıyorum bunu ben. Bir tane de şu bulaşık parlatıcısını da temizliklerde kullanıyorum. Lavabolarda falan acayip güzel parlatıyor cam. Hani toz bezle, toz suyu hazırlıyorsunuz ya. Onun içine bunlardan dökün, bundan dökün, bulaşık ilacı dökün. Vallahi mis gibi, ayna gibi yapıyor. Bu bana çok emekli. Ondan sonra migrenim var diyor. Karıştırıyor. Ya bunlardan aldık. Bir tane friş keyzi aldık. Talha Bey'e iki tane şöyle peynirlerden aldık. Talha seviyor ya teyzeleri. Durşat. Ercan Bey kendi makarnasından aldı. Olmazsa olmaz. İki tane şöyle cips aldık. Hafta sonu ya, çocuklar şimdi evde yemek isteyecekler. Aldi ve Lidl. Başka bir yere gitmedik arkadaşlar. Bu da Aldi'nin. Bu da 2.69'a. Sürme peyniri. Guava'dan olan, sarı peynirden olanını aldım. Sadesi de vardı. Onu almadım. Bir tane, yani bir adet yumurta. Fırın kağıdı olmazsa olmazlarımızdan. Bir tane de süt aldık değerli dostlar. Hepsi bu var mı daha bir şey? Var ya. Ha. Vallahi kahvenin yanına dedim şu marzipan ayalar. Çok güzel oluyor bu marzipan. Marzipan şey ya, Edirne'de hani neydi onun ismi ya? Geçen size diyecektim onu. Marzipan, ben Türkçesini bilmiyorum. Edirne'nin şeyi var ya. Macun mu? Macun değil, yok. Edirne'de satılıyor özellikle, bademle yapılıyor ya, badem ezmesi. Ha, evet. Badem ezmesi kızlar bu. Bu da tarçınlı, dışı tarçınlı, böyle yuvarlak patates şeklinde, içi de badem ezmesi. Çok güzel oluyor yani, aynı Edirne'nin o badem ezmesi bu. İki tane de şöyle çikolatadan aldım. Ondan sonra iki tane toz peyniri, bir tane kaşar peyniri aldım. Bir tane de şöyle incir aldım. İncir değil mi bunun adı? He, 4 tane de yeşil zeytin aldı Talha'ya. Ercan Bey oğluna 4 tane de yeşil zeytin aldı. Ondan sonra Aldi'deydim ben. Aldi'deki kadın Sivil Bak aldı. Sivil Bak'lardan aldım. Bunu da niye aldım biliyor musunuz? Şerbetim arttı. Bayağı bir şerbetim. Ercan'a dedim ki gel Ercan bir tane Sivil Bak alalım da şey kuru ekmekten dedim. Onu ıslatayım, içine de puding yapayım, şey muhallebi yapayım, üzerine de bir krem şantili, şöyle Sivil Bak tatlısı yapayım dedim. İşte bunlar bizim alışverişlerimizde değerli dostlarım. Gelelim Ercan bana Hamburg'da gördüğünüz aldığı şey. Şunları göstermedin önce. Dur, göstereceğim. Onu en sona göstereceğim. Kızlarımın aslında benim değil arkadaşlar, ben kendime almıyorum bunları. Ben bunları çocuklarımın geleceği için, yarın bir gün evlenecekler, baklanacaklar. Hani böyle gidiyorlar, kıvır zıvır alışverişler yapıyorlar. Benim de gönlüm razı olmuyor. Bir anne baba olarak biz de ne yapıyoruz? Çocuklarımızdan, bana doğum günlerinde çocuklar para vermişlerdi. Anne kendin istediğin ne istiyorsan onu al diye. İki kız. Ben de tamam dedim. Ben alırım, alacağım şeyi bilirim dedim. Neyse kızlardan aldık o paraları. Ondan sonra üzerine de Ercan tamamladı. Değerli dostlar, dün gördüğünüz işte bu bilezik aldım. Tuzaklama aldım. Şöyle başak burması bu. Çiftli, 15'li 15'li iki tane bilezik, yani 30 gramlık. Sadece böyle nokta var, görürler görürsün. Bir bilezik aldık. Ercan hani bana bunu biz o şakasına tuzaklı Aslı mı yazmıştı galiba? Selam olsun Aslı'cığım, Derya'mı ve ailesine. Üstüne ben koydum ya işte. Tamam, üstüne de sen koydun. Bir laf varmış arkadaşlar. Eşlerinize söyleyin. Ramazan'da bu varmış, aynı mehir gibiymiş. Hani nikah, dini nikah kıyılınca oluyor ya. Bunlar yeni duydum bu. Aynı onun gibi, cibimde yok ki, cibim neyse şurada dursun. Tak koluma. Takacağım. Mehir gibiymiş. Neymiş biliyor musunuz bu tuzakkı? Ben de internette onu zaten görmüştüm. Kız kardeşimiz de yazmış bana, Selma abla, Ercan abiye söyle, senin mi, Aslı mı? Kızlarımızdan biri yazmış. Ben zaten biliyordum, Ercan onu söylemiştim bile canımın için. Bu tuzakkı şöyle oluyor. Enişte beyler lütfen dinleyin. Eylemimin eşi Erdoğan enişte, sen de dinle. Ramazan aylarında hanımefendiler, hani ben bunu hep vurgulamışımdır videolarım içindeki sohbetlerde, hep demişimdir biz kadınlar yükün ağırlığını daha fazla çekiyoruz diye.
Eşler tabii ki bunun karşılığında altta kalmasınlar diye. Neyse kız, yani her gün bir ay boyunca hanımefendiler de oruçlu oluyor, yemekler yapıyorlar, o yemeğin tadını tuzunu ayarlıyor ya. Ha, sabırla, zevkle eşine, çocuklarına güzel güzel sofra kuruyor ya hanımefendiler. Bunun içinde beyler ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bu varmış yani dinimizde. Bir ay sonra, Ramazan bittikten sonra hanımlarına hediye alırlarmış. Hediye illa altın şart değil efendim. Bir buket çiçek olabilir, gümüş olabilir, ne bileyim para olabilir. Eşlerine ne verirlerse, hani durumu, maddiyatı ne çıkarıyorsa beyefendilerde, gücü neye yetiyorsa eşini alıp bir hediye. Hanım, sen benim bir ay boyunca soframa yemekler hazırladın, tadını tuzunu, ağzımın tadını bozmadan sofra kurdun. Bu da benden sana hediye deyip tuz hakkı olarak hanımefendilere veriliyormuş. Buradan beyefendilere dipnot, daha Ramazan yeni bitti. Birkaç güne durumunuz nasılsa ona göre eşlerinize bir ufak hediye alın. Okey mi? Ben de böyle diyeyim. Ercan da hem o tuz hakkını bu bilezeğin içine koydu. Elimizdekine şuraya buraya harcayacağımıza bir kenarda çoluğumun çocuğumun yarın onların işine yarayacak. Geleceğiz. Ben şimdi takıyorum ama yarın onlara yarayacak. Bu kadar. Sen de zevkine bak. Hanımefendi Kübra Hanım mıydı? Bir hanım bana kızmış ya çok detaylı anlatma diye. Nasıl anlatayım? Mecbursunuz detaya da girmeye. Detaylı anlatmayınca da olmuyor. Ben size değer veriyorum. Hanımefendi kendini başka şekilde arz etmiş de o senin düşüncen. Kendini öyle görüyorsan Kübra'cığım kusura bakma da ben ona bir şey diyemem. Ama hani ben size değer verdiğim için detaylara giriyorum. Kıymete binmiyorsam ne diyeyim? İzleyenizler bana diyor izlemelerin ondan olmuyor. Abonelerin bu yüzden çıkmıyor diyenler oluyor ya. Ne yapayım arkadaşlar, abone olun diyoruz, like atın diyoruz, destek olun diyoruz, olmuyorlarsa demek ki herkes sevdiği yaşam tarzı nasılsa, nasıl yaşıyorsa, nasıl kalitesi varsa öyle kaliteyi olan yerlere gider. Öyle değil mi? Kızlar, Tuğçe Hanım'ın hediyelerine bakın. Şuna. Bu Tuğçe beni öldürecek. Tatatatam, çeyizlerimiz hazır. Kız şöyle güzel bir başlık atayım da izlensin arkadaşlar. Şöyle bakın, bunu Facebook'larda, reklamlarda, ben de Instagram'da gördüm. Yok, nerede? Instagram'daydı galiba. Instagram'da görmüştüm canlı. 20 euroya. Sude nazı attım. Sude hiç azlanmaz böyle şeylerde. Aman anne ne yapacağım bunları da. İşte kız diyorum ya, çocukların bile değişik kız. Beş parmağın beşi bir değil. Sude Naz'ın hiç şeyi değildir. O da hemen Tuğçe'ye atmış. Tuğçe anası gibi ya, sever. Tuğçe de hemen sipariş vermiş. Kızlar bunlar 20 euro indirime gelmiş. İndirime gelince de ben de Tuğçe'nin de hoşuna gidiyor. Ben unuttuydum. Tuğçe bunu sipariş vermiş. Bakar mısınız? Türk kahvesi. İçmek için. Ondan sonra altı da böyle beyazdan porselen. Çok şık, çok havalı durmuyor mu? Ya da diyorum şu da komple siyah olsa mıydı, daha mı iyiydi? Ne bileyim işte, şu görünüşü falan çok hoşuma gitti. Neyse bunu ben sipariş verdirtmiştim. Tuğçe'ye Tuğçe almış. Sonra Tuğçe benim haberim yokken, hani size dedim ya bir siparişimiz daha vardı diye. Tuğçe'nin bir tane de böyle bunun benzer beyazını sipariş vermiş kızlar. O 20 euroydu. Ben buna da 20 euro dedi. Anne bu da indirimdeydi dedi. İndirimde görünce hemencecik alıverdim dedi. İkisi de indirimde. Biz de indirim olunca niye almayalım değil mi? Hemen iki tane alınıverdi. Bunu da Tuğçe kendi almış. Güya bu da 20 euroya düşmüş. Hatta çok da tekrar bir sipariş daha vereyim demiş. O da stokta hiç kalmamış. Gelirse haber verdiği doğruya onaylamış. Bu da bakın böyle altlı kenarları gold çizgili şöyle. Altın. Şöyle bakın. Bu da böyle. Canlar. Şöyle göstereyim. Bu fincan da böyle. Çok hoşuna gitmiş bu. Hoşuna gitti diye de ben de hiç seslenmedim. İyi kızım dedim. Güle güle kullan dedim. Yoruldum. Şimdi ne yapacağız? Ben burayı toplayacağım. Bitireceğiz. Yoruldum ben. Yorgunuz. Uyuduk da iyice de. Dün biz çok yürüdüğüm, acıktın mı? Ayak tabanların mı ağrıyor senin? Yemeğim de kalmadı. Kahvaltıda yedik. Bayramda çok güzel ökemerileri hazırladım canlar da.
Kalmadı, bitti, kalmadı. Ama ondan bir daha bitti. Yapsana, bir daha. Şöyle yapayım. Bir tatlıydır. Şöyle bakın, şöyle bir tatlı yaptım. Elimde şey, vurmak istemiyorum, gözükmüyor da. Aha şu şu olanı, bu hazır. Şunu ben yaptım. Çok kalmadı güzel. Arkadaşlar, kapış kapış yendi. Bir tespi yap dedim. İçine açıyorsunuz şeyi, ceviz hamuru, içine cevizi koyuyorsunuz böyle, üzerine de bıçakla çizikliyorsunuz. 5 dakikalık bir şey, çok kolay. Ha bir de size yağ söyleyecektim, arabada anlatmıştım. Hamur işlerinizde, tatlılarınızda kullanacağınız yağ şu kızlar. Bakın bu yağı mutlaka alın, Lidl'lerde, Aldi'lerde var. Bu yağ ne işe yarıyor? Bakın şöyle göstereyim. Ama yemeklere kullanmayın. İşte böyle değerli dostlar, şöyle içini de göstereyim size. Bu tereyağı. Bu ne tereyağısı Selma? Bunun fiyatı 6 euro. 6.50. 6.50 mi? Öyle bir şey. Şimdi indirimde Lidl'de 5, Lidl'deydi 5.50 mi? Neydi? Yalan söylemeyeyim. Ama hani 500 gram, yarım kilo. Bu gördüğünüz tereyağı süt suyu alınmış tereyağı. Daha sağlıklı, daha güzel, hani lezzetli. Kullanacaksanız hani sağlık açısından da bu yağı kullanın. Bakın ben baklava falan yaptığım zaman o baklavanın tereyağı, 2 paket çürüye tereyağı koyuyordum. Kız üzerinin 2 saat köpüğünü çıkarıyordum. Onunla uğraşıyordum. Onunla yap. Hem yorucu oluyordu. Bazen de 4-5 tane böyle 5-10 tane tereyağı eritiyordum. Bu böyle bir yağ elde edebilmek için uğraşıyordum. Hiç o rikslere girmeyin. Baklava, kurabiye yaptığınızda, hamur işleri yaptığınızda aha bu tereyağı kullanırsanız yemeğe yaptığınız ürünler daha lezzetli, daha güzel olacak. Türkiye'nin vita yağları var ya, bir nevi o ama vita yağlardan bu daha sağlıklı. Bu tereyağı daha kaliteli diye düşünüyorum. Ben böyle bir yağ hep arıyordum. Instagram'da bir beyefendi anlattı bu yağların hani iyi olduğunu. Öyle deyince anam ararken sonunda buldum. Artık bunlardan kullanıyorum. Mutlaka siz de sade yağ işte efendim. Bu sade yağı kullanın, tavsiye ederim. İşte canlar bu kadar. Ben şimdi ne yapayım? Böreğimden de bakın bir tane kaldı. Bir de yarım var. Bu börekleri de bay şey için yapmıştım. Poğaçam bitti değil mi? Poğaça yok burada. Hah, bir tane de poğaça. Ercan bugün kaçıncı günü poğaçanın? Bir şeyin? Kızlar bakar mısınız, daha pamuk gibi. Bayram ilk bakın, günü yapmadın mı? Bayram günü yaptım bunu. Hayır bayram olmadı. Bayram. Arife günü yaptım. Arife gecesi yaptım. Dördüncü gün. Bakın arkadaşlar hala şimdi bunu fırında ısıtayım, pamuk gibi oluyor. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar işte bu yağıyla birlikte yaptım. İçlerine yağ koydum. Durun bakın. Bakın kızlar. İnanın. Kaç gün oldu? 4-5 gün oldu. Daha mis gibi duruyor. Zaten bir tane bundan kaldı. Bir tane de ondan kalmış. Bunları isteyen yer. Tuğçe Hanım geldi. Kim o? Gel Tuğçe. Hoş geldin. Tuğçe. Kaput. O da kaput. Biz düşün yani. Biz o yorgunluğa. Bir de kız işe gitti. Biz ben bu haldeyim. O nasıl gitti? Çalıştı. Onu da tartışılır değil mi Ercan'cığım? Evet. Hoş geldin Tuğçe abla. Adamsın benim babam. Tuğçe Hanım'ı da getirdik. Yemek daha hazır değil. Ne pişireceğiz onu da bilmiyorum. Pizza süreriz fırına. Ondan sonra bugün çorba morba da yapasım yok. Güya sizinle şu fincandan bir kahve içecektik. Vallahi hiç halim yok. Neyse ben ne yapayım? Burada kapatayım bacılarım, kardeşlerim. Abo uçmuş benim video gene. Ne diyelim, bir dahaki vlogda görüşelim. Bugün market alışverişi, kızlarımın çeyizi, aldığım altınlar, fincanları gösterdim, yağımı gösterdim efendim, Ercan'ı da gösterdi burada. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. İnşallah bol izlenimli, bol like'ları da unutmayın. Şu like'lar çok önemli kıymetli dostlar. Desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Biz kaplumbağa misali yürüyoruz. Ancak yuvarlana çenemden dolayı herhalde abone olmak istemeyenler var ya da itici mi geliyorum onu da bilmiyorum. Kadın bilmiyorum. Neden istemiyorum? Sesimde çamıyor, boğazım ağrıyor. Dostlar size en güzeli Allah'ımıza emanet ediyoruz. Hocam konuş, hep ben konuşuyorum diye kızıyorlar. Kız kendi konuşmuyor, sonra beni suçluyorlar. Seni abi de kahve aldık. Bak ben hep unutuyorum, sonradan gösteriyorum. Kız canlar kahveydi, buraya aman koymuşum. Aman Selma.
Şimdi kahveyi göstereyim, elinizle bir fazla geldi. Hep böyle olacağım. Geçen burada da birkaç parça bir şey göstermemişim. Arkadaşım biri yazmış, Selma Hanım orada ben şunu gördüm, niye onu göstermediniz? Ana diyorum, unutuyorum. Vallahi unutuyorum. Bazen gelir gelmez sağa sola hemen yerlerine bırakıveriyorum. Sonra da diyorum, aa dur niye ben bunu çekmedim? Gerçekten arkadaşlar, unutuyorsun. Kız bizden daha doğalı var mı bu YouTube'da? Vallahi yoktur da işte doğal da sevilmiyor. Biraz yapmacık olacaksın, biraz vıttır vıttık oynak olacaksın. O da bende yok. Olmaz. Evet gönül dostları, başınızı ağrıttım, çok konuştum, kusura bakmayın. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Her zaman ben ne derim? Ben like, abone, yorum demem. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın derim. Gönül dostları, bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Biz de tabii ki öyle. Hoşça kalın. Buradan gitmeden Ahmet Bilbey ve Tülay Hanım'a selam, sevgiler gönderiyoruz. Tekrardan onların da geçmiş bayramları kutlu olsun. Bayramlarını kutluyoruz Bilbey ailesinin. Ahmet abicim, Tülay ablacım, sizi de buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tolgacığım, hayat devam ediyor. Hiç şey yapma. Anladın sen beni. Kedileri Oscar var. Onu da öpüyoruz buradan efendim. Evet, ismi çok güzel. Kedilerin ismi de Oscar. Efendim hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz canlar. Kim kapatacak? Ben kapatayım. Sen yoruldum. Yok ben buradayım zaten. Kapatırım. Ama niye kim kapatacak diye beni kaldırıyorsun Selma? Ne bileyim o işte. Aklım sonradan geliyor. Şaşırırım ha. Sakin ol. Bağırma. Selma kim diyor onu? Şaşırma. Şaşırma değil o, şaşarma. Yani. Şaşartmayın beni diyor. Şaşartmayın beni. Samsun numaralı ailesine selam. Şaşartma. Eda diyor. Kız Eda benim.